Tamam mı? Bir herhangi bir miting yazma gereği duymadık arkadaşlar. Bir açılış yaptık. Bu kolektifin turnike açılışı. Tabii bunun bir de AKP'nin turnike açılışı olabilirdi. Eğer o olsaydı, yani bu turnikeyi AKP açmış olsaydı bugün muhtemelen burada binlerce çivi kuvvet, TOMA, sivil polis burayı işgal etmiş olacaktı. Ve birçok insan da derslere gidememiş olacaktı. Ve daha bir sürü senaryo koyabiliriz buna. Bunu nereden mi gördük? En yakın örneği geçen hafta üniversitemizde yaşananlar. AKP'li Hüseyin Çelik geldi bu üniversiteye. Olağanüstü hal ilan edildi. Ve birçok insan dersine gidemeyip polis şiddetine maruz kaldı. Şimdi turnikeye de geçelim. Üniversitemizde bir turnike yapılmış ve muhtemelen bizi bu turnikeleri şey diye açıklayacaklar. Güvenlik gerekçelerini göstererek açıklayacaklar. Ancak şunu soralım biz onlara. Bu üniversite muhtemelen bu güvenlik gerekçesiyle koyduğunuz turnikeler buraya sivil polislerin girmesine de engel olacak mı? Bu üniversite katillerin girmesine de engel olacak mı? Öncelikle bu soruyu biz bu turnikeyi buraya koyanlara soruyoruz. Ve bu etkinliğin kapsamını biraz açıklamak gerekiyor sanırım. Bu etkinliği AKP'siz üniversite kapsamında yapıyoruz biz. Bu haftayı AKP'siz üniversite haftası ilan ettik tüm üniversitelerde. Bunun gibi yüzlerce etkinlik yapılacak tüm üniversitelerde. Bunu ilan etmemizin nedeni de şu. AKP'siz üniversite diye bir hafta ilan ettik. AKP'siz üniversite haftasında insanlar AKP olmadığı zaman bu ülkede neyin olabileceklerini görebilecekler. AKP olmadığı zaman üniversitede doğayı, bilimi savunan rektörler olabilir mesela. AKP olmadığı zaman bu ülkede 19 yaşındaki insanlar ölmeyebilir. Bizim basın açıklamamız kısaca burası, bu kadar. Bu hafta AKP'siz üniversite haftası. AKP'yi üniversiteye sokmayacağız. Bu haftayı da Ali İsmail Korkmaz'ın anısını yapıyoruz. Katılan basın arkadaşlarına teşekkür ederim.